yargının içinde bulunduğu kötü durumu anlatan pek çok konuşma yaptık burada. Önergeler verdik ama iktidarın bu konuda olumlu bir adım atmaya niyeti olmadığı anlaşılıyor. Aslında iktidarın bu konuda herhangi bir olumlu hamle yapması, girişimde bulunması da pek mümkün görünmüyor. Çünkü iktidar kendini bu yargıyı araçsallaştırarak koruma altına almaya karar vermiş bir defa. Bağımsız bir yargı, tarafsız bir yargılama gibi bir niyeti yok. Olsa zaten bundan en büyük zararı kendisinin göreceğini biliyor. Dolayısıyla tam tersini yapıyor. Bakın bizim partiye yönelen siyasi darbe operasyonu sonucunda eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimiz gözaltına alındı, tutuklandı. Defalarca gözaltılar, tutuklamalar, tahliyeler oldu. Sadece durumun garabetine işaret etmek için eş genel başkanımız Demirtaş'la ilgili durumu çok kısa aktarmam yeterli olacaktır. Bugüne kadar Sayın Başkanımız, eş genel başkanımız Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu dosyadan hiç duruşması yapılmadı. Yani bir yıla yaklaşan bir süre içinde yargı önüne çıkıp neden tutuklu olduğunu dinlemesi ve buna karşı savunma yapması mümkün olmadı. Bu engellendi, sistematik olarak engellendi. Bugüne kadar diğer dosyalardan 74 duruşma yapıldı ve fakat hiçbirine bizzat katılma imkanı tanınmadı, sağlanmadı. Yargı tarafsızlığını bütünüyle kaybetmiş durumda, bağımsız değil. Bunun çeşitli örnekleri var ama yüzlerce yıllık evrensel yargı ilkeleri de, adalet ilkeleri de bir çırpıda yok edilebiliyor. Yargılamadan söz edebilmeniz için savunmanın gerçek anlamda yapılabilir olması lazım. Bizzat sanığın duruşmaya katılma hakkının mutlaka sağlanması lazım. Ama Sayın Demirtaş'ı bugüne kadar mahkemeye çıkarmıyorlar. Önce SEGBİS uygulamasını normalleştirmek istediler. Normalde evet, SEGBİS gönüllü olarak katılabilecek bir yoldur, kullanılabilecek bir yöntemdir. Ama şimdi onu mecburi hale getiriyorlar. Sırf Demirtaş'ın duruşmalara çıkıp bütün bu yapılan hukuksuzlukları, haksızlıkları, adaletsizlikleri anlatmasını engellemek için bütün ilkeleri yerle bir eden uygulamalarla karşı karşıyayız. Açılan davalara bakın. Sadece bizlere karşı açılan davaları değil, diğer davalara bakın. İddianamelere şöyle bir göz atın. Size çok rahat söyleyebilirim ki Cumhuriyet tarihinde bu kadar keyfi, bu kadar mesnetsiz iddianame yazılmamıştır. Sizlerin şikayet ettiği FETÖ diye bağırıp çağırdığı o uygulamaların çok daha beterini yapıyor şu an yargı. Ve bunu da talimatla yapıyor, bunu da vesayetle yapıyor. Yargı vesayet altında. Neyden şikayet ediyor idiyseniz aynısını bugün sizin döneminizde yargı yapıyor. Adaletin işlemediğini bağırdığınız zamanlarda kullandığınız gerekçeler bugün sizin tarafınızdan unutulmuş durumda. Adaleti bu kadar yerle bir ederseniz, böylesine ayaklar altına alırsanız toplumu da çürütürsünüz. Kendinizi kurtarmak için toplumda adalet duygusunu, bununla birlikte ahlaki normları, etik kuralları yok eden bir politika izlerseniz bunun altında ağır bir şekilde kalırsınız. Hakim ve savcılara da bir sözüm var. Bakın, bugün korkudan veya iktidara inandığınız için taraflı davranıyor olabilirsiniz. Korkudan böyle davrananlara asıl sözüm. Yoksa iktidara gönüllü biat edenlere değil. Bu devran değişecek. Bundan önceki dönemde her şey sanki ebediyete kadar devam edecekmiş gibi keyfi davranan hakim ve savcıların düştüğü durumu görün. Yarın öbür gün bu devran değişecek, bu dönem bitecek, yaptıklarınız önünüze bir bir çıkarılacak. Korkuyu aşın. Cesaret onuru kurtarır, onur da bir insan için vazgeçilmezdir. çifte standart galiba adaletsizliğin en basit ölçüsüdür. Keşke şu sıralarda oturanlar, şundan 3-5 yıl önce benim yaptığım değil, sizin bir parça aynaya bakıp birkaç yıl önce söylediklerinizi hatırlamanızı isterdim. Siz bakmıyorsanız aynaya, size oy veren vicdanlı insanlar o aynaya bakacaklar. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Yargıyla veya adaletle ilgili söylediğiniz o sözleri aynaya bakacaklar, size ayna tutacaklar bu insanlar. Bunları yaşayıp göreceğiz. Keşke bu kadar vicdansızlık, keşke bu kadar keyfilik, keşke bu kadar pervasızlık sergilenmezse. Şimdi yargıyı etkileme konusuna gelince, yargıyı elinde güç olan etkiler. Biz de bunları tartışmak istiyoruz bu önergeyle. Hukuk fakültesinde anlatılır. Kim yargıyı etkileme gücüne sahiptir? 138. madde nerede işler? Biz yargıyı etkileme çabalarına karşı meclisin araştırma yapmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanının tek tek milletvekillerimizle ve en çok eş genel başkanımızla ilgili ifadelerinin zaten yargıyı etkilemeye yönelik doğrudan faaliyetler olduğunu düşünüyoruz. Gelin bunları tartışalım. Niye tutuklandıları elbette tartışalım ama daha önemlisi neden adil yargılanmıyorlar? Neden duruşmaya çıkarılmıyorlar? Neden bizzat kendilerini savunmalara izin verilmiyor? Neden bir tahliye kararı verildiğinde hemen ardından o tahliye kararına itiraz ediliyor ama IŞİD'li sanık tahliye edilince ona itiraz edilemeyeceğini söylüyor bir sonraki mahkeme. Bu çifte standardı tartışalım diyoruz. Kimi kolluyor yargı ve yargıya talimat verenler? Hangi ilkeleri tahrip ediyor? Hangi ilkeleri yıkıyorlar? Yargıyı etkilemek değil, adaleti tesis etmeye yardımcı olmak için veriyoruz bu önergeleri. Teşekkürler. Galiba Parsak tabii kendini çok fazla önemsiyor. Ben onun sözlerini muhatap alarak söylemeyeceğim. Ancak yargının ve ülkenin bu duruma gelmesinde suç ortağı olanların da aynı şekilde hem hukuk hem tarih hem vicdan önünde hesap vereceklerini hatırlatmak isterim. Suç var dedi. Hangi iddianameleri incelediğini bir söylesin. Suç var diyor. Örgüt yöneticiliği, yargılama yeri bulamıyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Bakın, aylardır Demirtaş'ın dosyası mahkemeler arasında gidip geliyor. Duruşmaya çıkmasına izin verilmiyor. Duruşmada kendini bizzat savunmasına imkan tanınmıyor. Bir yıldır tutuklu bir eş genel başkan ama tutuklu olduğu dosyayla ilgili mahkeme önüne çıkmasına izin verilmiyor. SEGBİS'e çıksın deniyor. Madem SEGBİS'e çıkmak normal bir yol, meclis başkanlığına dilekçeyle başvuruyor. Diyor ki o zaman ben de parlamenter faaliyetlerimi SEGBİS'te yapayım diyor. Bir diğer nokta. Bakın, bir konuda yargı hiç harekete geçmiyor. O da şudur. FETÖ ya da darbe girişimine zemin hazırlayan pek çok faaliyetin altında bu iktidarın bakanlarının imzası var. Bu yardım ve yataklıktır. Suça ortaklıktır. Gerçek bir yargı bu iktidarın yaptığı icraatları da yargılamaya girişebilen yargı olur. Ayrıca ona suç ortaklığı yapanları da yardım ve yataklıktan yargılayan bir savcı, yargılamak için bir savcı harekete geçsin. Hay hay, o zaman bileceğiz ki yargı tarafsız, bağımsız.